Hepinize merhabalar. Bugün yine kanalda uzun zamandır birkaç kardeşimizin özellikle çok çok istediği bir tarif var. Yine sakatatlardan gidiyoruz. Bugün şöyle dana dil yapacağız. Dana dilin sevimli bir görüntüsü olmadığını biliyorum. Hatta ben de ilk yediğim zaman açıkçası dil olduğunu bilmeden yemiştim. Bir arkadaşım böyle dolaptan kesip vermişti. Dedim bu ne ya böyle? Dedi ki dana dil. Ben böyle bir ikileme düştüm falan. Ulan nasıl olur? Bu kadar lezzetli ve dil. YouTube'da dana dil füme ile alakalı pek fazla içerik yok. Neredeyse hiç içerik yok diyebilirim. Hele YouTube Türkiye'de ben hiç rastlamadım. Bazı kardeşlerimiz de bu durumu fark etmiş bana yazdılar. Abi biz bu konuda hiçbir içerik bulamıyoruz. Senden bekliyoruz diye uzun zamandan beri de istiyorlar. Bugün o gün arkadaşlar. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Zahmetli bir işlem olduğu için, vakit isteyen, emek isteyen bir işlem olduğu için 3 tane dil aldım bugün. Toplamda 6 kilo 210 gram dilim var benim burada. Şöyle üzerindeki kılı tüyü tamamen gidene kadar güzelce yıkıyorum şimdi bunları. Dili temizlerken şöyle dilin pürüzlü bir yapısı var. Bu tarafa doğru böyle pütür pütür olur. Şöyle elinize bir tane kaşık alın. Şöyle bir kaşıkla bu şekilde bütün o üzerindeki kalan pislikleri temizleyin. Bunları elle çıkarmanız zor olur. Eliniz böyle bir garip olur. Ama şöyle bir kaşıkla çok rahat bir şekilde temizleyebilirsiniz. Dilleri iyice yıkadıktan sonra suyunu doldurdum. Yine benim bütün sakatatlarda uyguladığım gibi bir yemek kaşığı veya biraz fazla tuz koyuyorum içine. Ben bu tuzlu suda bir gün boyunca bırakacağım. Normalde biz bunu salamura edeceğiz. Ama bu salamura suyu değil arkadaşlar. Bu sadece kanını çıkarmak için yaptığım ilk su. Bu bir gün boyunca duracak. Yarın ikinci işleme geçeceğiz. Yarın görüşmek üzere. 2 gün sonradan tekrar merhaba. Bakın arkadaşlar. 2 gündür tuzlu suda bekletiyordum dillerimi. İçindeki kanı iyice çıksın diye. İlk başta ne kadar yıkarsanız yıkayın, içindeki kan tam anlamıyla çıkmıyor. Şu an bakın suyun rengi oradan net bir şekilde gözüküyor. Bayağı bayağı bildiğin böyle kan rengi. Etlerimiz bu arada nasıl? Görüyor musunuz renklerini? Hepsi gayet güzel pembe pembe etler oldular. İlk kanını çıkarma işlemim bitti. Şimdi bu suyu boşaltacağım. Dilleri şöyle bir çalkalayacağım. Ondan sonra artık kürleme veya işte salamura ikinci işleme geçebilirim. Dilin dışındaki bu kabuktan dolayı bir miktar daha fazla kullanmamız gerekiyor. Kilo başına 35-40 gram civarında tuz kullanacağız. Aşağı yukarı 250 gram, 240-250 gram civarı bir tuz işimi görecek demek oluyor. Önce tuzlayıp daha sonra vakumlamayı düşünüyorum. O yöntemle biraz daha garanti oluyor açıkçası. Vakum olduğu için hiçbir yeri kurumuyor, bir sıkıntı olmuyor. Vakum makineniz yoksa normal bir tane leğenin içinde de yapabilirsiniz. Yani burada bakır, alüminyum olmaması önemli. Bakır ve alüminyum kaplarda bu işlemi yapamıyoruz. Plastik olur, işte paslanmaz çelik olur. Bu tür kaplarda veya işte cam olur. Bunlar da yapabilirsiniz. Her yerine gelecek gibi eşit olarak dağıtmaya gayret edin. Böyle dilin alt kısımlarında şuradaki etlerin bakın şöyle aralıkları var. Buralara da girdiğine emin olun bu tuzların. Dışarıdan hazır aldıklarınızda kürleme tuzu var arkadaşlar. Yani nitritli tuz kullanması şart. Nitrit herkese uymuyor. Bir de açıkçası doğru kullanımı olmazsa zararlı bir şey. O yüzden de şu an nitritli olarak göstermiyorum size. Şöyle en büyük boy poşetimi kullanacağım bugün. Bu şekilde bütün dilleri bir yere koydum. Evet. Yani ıslak olduğu için muhteşem bir vakum yapmadı ama gördüğünüz gibi yine gayet iyi. Şöyle çok küçücük şuralarda bir hava kaldı ama o problem olmayacak. Çünkü dil suyunu saldığı zaman oralar suyla dolacak. O tuzlu suyun içerisinde salamura olmaya devam edecek. Şimdi bu şekliyle buzdolabının alt kısmına koyuyorum dilleri. 12-13 gün artık ben hafta sonuna denk getireceğim. Aşağı yukarı 12 gün kadar var. O zamana kadar her gün bir gün bu şekilde duruyorsa ertesi gün bu şekilde buzdolabına ters çevireceğiz. Daha sonra görüşmek üzere.
11 gün geçti üzerinden. Bugün 11. gün. Her gün böyle bir alt üst ettim. Bazen unuttuğum zaman 2 günde bir. Mutlaka siz de bunu yapın. Vakum olduğu için sıvı aslında belli bir noktada birikiyor. Ama yine de böyle bir devir daim olması için yaparsanız garanti olur. Şimdi artık poşeti açıp şu fazla suyunu boşaltıyoruz. Suyunu boşalttıktan sonra şöyle birkaç kere de içine taze su doldurup boşaltıyorum. Şöyle iyice bir içerisini çalkalayarak. Hem o fazla tuzunu almış oluyoruz. Hem de o dışında kalan kan varsa onların da gitmesini sağlıyoruz. Böyle güzelce dilleri yıkayacağız. Evet arkadaşlar, dilleri gayet güzel bir şekilde temizledik. Şöyle bakın, rengi falan pırıl pırıl olmuş. Tuzun burada ne faydası var? Arkadaşlar, dil böyle sıkı bir ettir. Hem yumuşamasını sağlar tuz, hem içine geçerek bizim bir sonraki yapacağımız işlemde bize koruyucu anlamında bir miktar yardımcı olur. Onun dışında da böyle içerisinde ne kadar kan, ıvır zıvır varsa bunu da dışarı çıkartır. Şu an itibariyle ilk salamura işleminin sonuna geldik. Dilin dışında şöyle bildiğiniz gibi kalın bir zar bulunur. Hani bunu direkt olarak sıcak füme yapabilirsiniz. Problem yok, fakat bu füme boyunca dışındaki zar iyice sertleşecek ve soymanız neredeyse imkansız hale gelecek. O yüzden de dilin bu zarını çıkarmak gerekiyor. Zarı çıkarmazsanız eğer hem soymanız zor olur, hem fümenin içine geçmesi zor olur. Zaten dillerimiz tuzlu olduğu için bir daha tuzlamaya gerek görmüyorum. Şöyle tenceremi suyla doldurdum yarıya kadar. Dilleri içine bırakıyorum şimdi. İlk etapta altını en yüksek derecede açtım. Suyu içinde bayağı bir suyu var. Su kaynadıktan sonra altını bir miktar kısacağım. Ortalama 4 saat. Yaklaşık olarak bir 50 dakika geçti. Gördüğünüz gibi üzerine kef toplanmaya başlamış. Şunları toplayıp alacağız. Evet, üzerinden kefini topladık. Ara ara yine kontrol edeceğiz. Kapağı tekrar kapatıyoruz, devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, an itibariyle 2,5 saat oldu. Ara ara gelip yine kefini topladım. Şimdi şöyle suyu biraz azaldığı zaman, dillerin formu sertleştiği zaman şöyle bir kısmı dışarıda kalabiliyor. Mümkün olduğu kadar içeride tutmaya çalışın. Ara ara da böyle alt üst ediyorum ki hani bir kısmı pişti, bir kısmı pişmedi olmasın diye. Gördüğünüz gibi suyu şu an gayet berrak. Bu şekilde 4 saate kadar devam edeceğiz. Yaklaşık olarak 3,5 saat oldu. Biraz geçtik, 4 saate yanaşıyoruz. Şu an durum gayet güzel. Hatta artık pişti gibi bir şey. Şöyle ucundan deriyi böyle yakaladığınız zaman bakın. Burada herhalde gözüküyordur. Bu şekilde deriyi alabiliyoruz. Yani bizim ilk etapta amacımız derinin soyulmasıydı. Şu an gördüğünüz gibi deri soyulabiliyor. Problem yok. Şimdi arkadaşlar, dillerimiz pişti sayılır. Birazdan bunları soyacağız, mangala alacağız. Sıcak füme yapmanın şu saatten sonra çok bir anlamı yok. O yüzden bugün hem farklı bir içerik olması açısından hem size göstermek açısından soğuk füme ile devam edeceğim. Bunun gördüğünüz gibi şöyle labirent şeklinde bir yapısı var. Bir taraftan ateşi veriyorsunuz. Bu böyle zaman içerisinde birkaç saatte bitiyor. Ama AliExpress'ten almıştım ben bunu. Birkaç boyu var. Bu benim bulabildiğim en büyük boyu. Şimdi bundan zoru birazcık talaşı bulmak. Ben daha önceden yurt dışından şöyle almıştım. İzmir'den Mustafa Uçar, bir takipçi kardeşim sağ olsun, dedi ki abi meşeden bir çalışma masası yapıyoruz şu an biz. Gerçek meşeden. Onun kalan talaşlarını yollayabilirim sana dedi. Sağ olsun bana böyle kargoladı. Bu arada talaş satan bazı yerler varmış. Bu konuda bilgisi olan arkadaşlar varsa aşağı lütfen yorumlara yazsın. Biz de en azından bir şekilde duyuralım ki buradan almak isteyen arkadaşlarımız alabilsinler. Evet arkadaşlar, an itibariyle 4 saat oldu. Ben bu arada talaşı ayarladım. Mustafa kardeşimin yolladığı talaş biraz uğraştırsa da işimizi gördü. Teşekkür ediyorum kendisine buradan tekrardan. Artık altını kapatıyorum. Dilin suyu normal bildiğiniz et suyu gibidir. Kullanabilirsiniz, sakın atmayın. Şimdi bu şekilde diller hazır. Yaklaşık bir 20 dakika kadar geçti. Diller gördüğünüz gibi soğudu. Bakın arkadaşlar, şöyle gayet rahat bir şekilde
soyuluyor. Dillerin şöyle dip kısmında şöyle yağlar var. Bu yağlarla pek bir işimiz yok. Ben bunları biraz ayıklayacağım, hayvanlara vereceğim. Biraz daha böyle estetik görünsün diye şu kısımları biraz temizleyeceğim. Bakın, buralarda et var. Şimdi şu kısımdaki etler arkadaşlar çok lezzetlidir. Bunlar atılmaz. Ama şöyle biraz daha estetik dursun bittiği zaman diye ben şu kısımları temizleyip şöyle bir şekil verdim. Normal şartlarda şöyle gördüğünüz gibi ben temizledikten sonra bu hale getiriyorum. Bu kadar hayvanlara gidecek olan kemikler, bazı kalıntı etler, bezeler vesaire bir şeyler kaldı. Kalan etler de arkadaşlar bakın bu kadar et çıktı. Bir 400 gram 500 grama yakın et var. Kesinlikle bunları atmayın. Şöyle lokum gibi zaten dağılıyor. Şöyle bir müsaadenizle arada doping. Arkadaşlar vallahi harika. Samimi söylüyorum. 10 numara sakın atmayın yani. Dilleri fümelemek için ben şöyle kancalar kullanacağım. Bu şekilde asmayı planlıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi talaşları dizdik. Mümkün mertebe bakın şu böyle atlamalar olmasın. Buradan buraya atlamasın. Biz ateşi buradan yaktığımız zaman bu şekilde tüterek gitmesi gerekiyor. Şunun altında şöyle bir tane mumu var. O mumu buradan yakıyoruz. Gördüğünüz gibi ufak ufak tütmeye başladı. Yani bu birazcık toz talaş. Aslında daha böyle bu şekilde talaş gerekiyor bize ama eğer bu şekilde başarılı olmazsa talaşı değiştirmem gerekebilir. Şöyle dilleri buraya asıyorum artık. Şu an gördüğünüz gibi duman tütüyor. İnşallah bu şekilde devam eder. Kapağı kapatıyorum. Havalandırmaların tamamı tam açık olması gerekiyor. Ki içeride o talaşı besleyebilsin. Bu şekilde bırakıyorum artık. Yaklaşık bir 15 dakika oldu. Oradan gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle bakın kapakların yanından üstünden ufak ufak duman tütmeye devam ediyor. An itibariyle 5 saati bitirdik. Şimdi şöyle bakalım yine. Gördüğünüz gibi duman tütüyor. Bu arada ne yaptığımı size anlatayım. Bu spirale döktüğümüz talaş ilk başta çok fazla toz vardı içerisinde. Yani böyle iri taneli olmadığı için çok kere söndürdü. Açıkçası böyle beni bezdirdi. Git gel git gel ikide bir yakmak zorunda kaldım. Çok böyle keyif verdiğini söyleyemeyeceğim. Şu an ne yaptım arkadaşlar? İçine birkaç tane kömür, yine geleneksel yöntemlerle birkaç tane de meşe odunu attım. Şöyle ince ince. Şu an bu şekilde birkaç saat deneyeceğim. Evet arkadaşlar. Şu an 8 saat oldu. Her zaman yaptığımız geleneksel yöntemler daha güzel iş görüyor. 5 saat boyunca çile çektim resmen. En sonunda baktım olmuyor. Birkaç kömür, biraz odunla. Gördüğünüz gibi bol dumanlı işimizi görüyoruz. Etin rengi değişti. Öyle tahmin ediyorum bir 3 saat daha yedecek. Bu gece nöbetteyiz. Evet arkadaşlar. An itibariyle gece 2.30. Yaklaşık 11 saat civarı oldu. 11 saate yanaştık. Gördüğünüz gibi halen daha tütüyor. Devam ediyoruz. Evet. Bakalım. Gördüğünüz gibi artık işlem tamam. Renk iyice değişmiş. Artık bunlar tamamdır. Daha fazlasına gerek yok. Şu an bakın. Soğuk olduğu için zaten elime alabiliyorum. Problem yok. Rengi bu şekilde iyice füme oldu. Artık dilleri alıyorum. Artık gece zaten 2.30. Bu saatten sonra bir şey olmaz. Yarına kadar dinlendireceğim. Yarın dilimlemede görüşmek üzere. Ertesi günden tekrar merhaba. Dün gece 3'te bitirdik işi. Bıraktım böyle soğumaya. Bugün de artık tadımı yapacağız. Dilimleyeceğiz. Bir içini göreceğiz. Bugün sizin tanımadığınız yeni bir misafirim var. Babam. Babam derken bu da kayınpederim. İkinci babam. Baba hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün tam da şansına senin sevdiğin bir şey denk geldi. Evet, evet. Babam eski çorbacılardan. Erdek'te böyle zamanında çorbacılık yapmışlar. Babasıyla beraber. Ya yani eskilerden tanımayan yoktur. Ben de
İlk dil çorbasını onlardan içtim. Bir gün inşallah onu da yapacağız. Muazzam bir şeydir yani. Baba sen dili seversin ama hiç evet. Böylesini yemiş miydin? Hiç yemedim böylesini. Bakalım nasıl olacak? İsli dil. İsli evet. İsli. Füme dil evet. Diyoruz. İsli dil. Biz haşlamasını yedik. Evet. Çorbasını yaptık ama süsü daha iyi duyuyor. Şöyle dünden beri soğudu artık. İyice form aldı. Şu hale geldi. Şöyle kesersen daha iyi olur. Buradan biraz içini göstereyim sonra buradan İçin tadarız. Tamam. Bu kısmı daha mı iyidir dilin? Daha iyidir. Bak tiyoları da alıyoruz bu arada. Şimdi arkadaşlar şöyle ben bir keseyim. İçine bir bakalım rengine. Bunu biliyorsunuz 12 gün salamurada beklettik. Bizimkinin içi bomba gibi. Şöyle birkaç dilim keseyim. Bir de babamı dinleyeyim şuradan keseyim. Of of of. Şöyle ki burası hiç yağ yoktur. Ama bunlarda yağ vardır şu kısımlarında. Anladım. Bunlar esas iyi demem gayesi şu şekilde hiçbir şey olmaması aynen. Sade. Pastırma aynen. Gibi. Evet. Aynen. Bu kısmın kıymetli olmasının sebebi burada hiç yağ yoktur diyor. Olduğu gibi et ama burada gördüğünüz gibi arada yağlar var. Bu dilin yağı da böyle biraz donmuş yağ gibidir. O yüzden ikisini de tadalım. Ay, lezzetli olur bu. İkisini de tadalım, ikisini de yorumlayalım o zaman. Tadalım, tadalım. Şöyle ben istersen kokutmayayım sana vereyim. Hadi bismillah. Ya Allah'ım. Arkadaşlar müsaadenizle tadıyoruz. Aynı et gibi. İstediği gibi. Çok güzel, çok harika. Bir de bunun çorbasını yiyse ne tatlı olur ama. Arkadaşlar, bakın kenarında füme halkası gözüküyor. Bu dildeki is tadını gösterendir. Ama böyle o kadar dengeli olmuş ki is tadı. Gerçekten böyle muazzam. Hiç insanı böyle rahatsız edici, yorucu değil. Dil söğüş seven biri için farklı bir lezzet bana göre. Baba sen ne düşünüyorsun? İlk defa yedin. Bir yorumunu yap. Ben ilk defa yedim. 68 yaşındayım. Daha ilk defa yiyorum üstü dili. Afiyet olsun. Peki ne diyorsun? Normal mesela haşlanmış söğüş dil bu nasıl bir farklılık var sence? O ayrı bir farklı, bu ayrı bir farklı. Değil mi? Bu çorbaya altında ne oluyor? Bu sosis gibi. Evet. Aynı. Ya bu aslında bakarsanız zaten şarküteri ürünü. Bu haliyle normalde dilin kilosu 40-45-50 bandında. Şu haliyle yani fümelenmiş olarak 175 lira ile 230 lira arası satılıyor kilosu. Şarküterilerde yani ciddi pahalı bir ürün aslına bakarsanız. Genel olarak ya böyle işte sandviç ya da meze olarak tüketiliyor. Bir de şu tarafından tadalım baba şöyle bir yarım yarım. Şöyle yağlı kısmından bir bakalım. Bakalım. Şey oluyor mu, lezzet farkı oluyor mu? Şöyle içini elini bulaştırmadan. Arkadaşlar şunu da bir müsaadenizle tadalım. Bu da çok güzel. Diğer tarafı da evet. Çok güzel. Dil olsun da ne olursa olsun. Aynen. Şimdi arkadaşlar ben de burada yorumumu yapayım. Soğuk tüketildiği zaman bu kısımdaki yağ gerçekten ağza böyle bir geliyor. Şimdi burada tabii işi bilen adam farklı oluyor. Bak başta dedi ki bak bu kısım daha etlidir, yağsızdır. Gerçekten soğuk yemesi daha hoş. Evet. İlk kısmı, şu kısmı soğuk yemesi daha hoş. Bu kısım sandviç içinde falan anlamazsın ama böyle boş boş yediğin zaman şu uç kısmını yiyin arkadaşlar. Burası gerçekten daha hoş. Onun dışında bence çok güzel olmuş. Teşekkür ederiz. Eline sağlık. Afiyet olsun baba. Teşekkür ederiz biz de katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Estağfurullah. Yapmışken şöyle biraz bolcana yapayım dedim. Şimdi böyle eşe dosta da birazcık ikram edelim. Bu kadar uğraştık madem. Bunun saklamasını ben bu şekilde ince dilimler şeklinde kesip vakumluyorum. O şekliyle buzdolabının alt kısmında veya derin dondurucuda uzun süre saklayabiliyorsunuz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi günler.